Amasya'dan merhaba sevgili silah seyreden abi dostlar. Şimdi çok değerli bir yine Gazi arkadaşımızın tabancalarını sizler için inceleyeceğiz. Çok kısa olması için özen göstereceğim. Şimdi daha önce bu tabancasını incelemiştik. Şimdi sizin için aynı tabancanın farklı versiyonu olan modelini şöyle inceleyeceğiz. Ya önce kutusunu şöyle size göstereyim. Şu şekilde şifreli bir kutuyla gelmiş. Şöyle taşıma çantalı. Biraz yaklaşabiliriz buraya. Şu şekilde kutu içeriği olan bir tabanca. Evet. Tabancamız ZIG 14 özel inox diye geçen model. Aynısı Sport diye de geçiyor zaten. Bu Süper inox muydu? Süper inox diye geçen, özel inox diye geçen model. Evet, tabancamız bu. Şimdi tabancamızı alıyoruz. Tabancamız daha yeni. Hiçbir şey takılmadığı için güvenle kullanabiliriz. Şimdi tabancamızdan iki tane 15 artı 1 şarjör çıkıyor. Bir tane tetik emniyeti, yani namluya sokuyoruz onu. Temizleme aparatları, ikinci şarjör ve şurada da temizleme aparatlarının çubuğu çıkmakta. Evet. Tabancamız 15 artı 1. Yani normalde Browning 14'lerin yerli üretimi olarak yapılmış olan model bu. ZIG 14 özel inox diye geçen model. Tabancamızın tasarımı normal Browning 14 ile birebir aynı. Şu tutma yerinde biraz farklılık yapmışlar. Burada avuca biraz daha tırtıklı, zımpara gibi veyahut da işte böyle törpü gibi oturuyor ve daha hızlı ve daha kolay çekmeyi sağlıyor. Evet, bu şekilde. Tabancamız bu. Görünüşü şu şekilde. Şimdi tabancamızın özellikleri, tabancamız 9x19 mm'lik bir tabanca. Yani uzun 9 diye tabir edilen Türkiye'de mermiyi atan bir tabanca. Kapasitesi fabrika verilen 13-15 diye geçiyor ama şarjörlerin ikisi de 15 artı 1 olarak geliyor. Şimdi diğer tabancadan farkları da şu. Buradaki arpacık sistemi kare değil, fiber optik kırmızı filosan tipi 1 santimlik 0.5 milimlik bir kırmızı fiber optik arpacığa sahip. Yine üzerinde nişan almayı, gecede nişan almayı kolaylaştırmak için şurada üstte iki tane yeşil, açık yeşil floresan tipi yine bir GES sistemi oluşturmuş uzun şekilde. Bu da ikisinin arasından hafif de olsa aldığı ışıkla direkt kırmızıyı görüp hedefte daha etkin nişan almamızı sağlayacak. Şurada da ayarlı GES sistemi var. Yani aşağı yukarı sağa sola gezi ayarlayarak atıcı tabancası olarak kullanmak üzere yapılmış. Şimdi tabancamızda emniyet sistemi bir kapak emniyeti. Yani şunu kaldırdığımız zaman şuraya yaklaşabiliriz biraz. Şurayı görürsünüz. Şunu gittiğimiz zaman şuraya geçer ve tabanca ileri geri hareket etmez. İndirdiğimizde bu bir de şöyle yarı horoz emniyeti mevcut. Bir de böyle bir horoz emniyeti mevcut. Evet, iki çeşit emniyet mandalı mevcut. Tabancamızın gövdesi özel beyaz inoxla kaplanmış. Yani böyle çeliğin kesaki hakiki rengiyle kaplanmış bir özel inox diye geçen yapısı mevcut. Yine sağ tarafta boşkuan atacağı ve tırnağı mevcut. Tetik siyah, tetik mekanizma düşürücü mandal. Şöyle gösterelim. Şu da mekanizma düşürücü mandal. Yine aynı şekilde siyah, horoz siyah ve diğer aparatlar siyah gövdesi. Gri renkli bir stenli stil şeklinde kaplanmış. Kabzesi diğerlerinden farklı olarak tırtıklı, böyle aynı dinozor derisi gibi veyahut da işte timsah derisi gibi avuçta sıfır kayma için yapılmış bir model. İnşallah en kısa zamanda atışlarını yapacağız. Şimdi tabancamızın ağırlığı 875 gram. Yani tartıldığı fabrikanın verilerinde 835 gram. Toplam şu uzunluk 20.5 milimetre. Yükseklik yerden yüksekliği 131 milimetre. Yani 13.1 santim. Genişliği 33 milimetre. 3.3 santim. Namlusunun uzunluğu da 118.5 milimetre. Yani 11.8,5 milimetre. Bir yapıya sahip. Ön taraf namluya sıfır yapılmış. Yine önden yandan Browning 14'lerdeki gibi birebir aynı şekilde giydirilmiş. Tabancamızın özellikleri bunlar. Tabancanın elde dengeli duruşu veya işte doldurması kolay veya da hızlı yüzlediğinde
Hedefe direkt oturma özelliği şuradaki iki yeşil GES sisteminin arpacı direkt ortasına almasından kaynaklı olarak hızlı bir şekilde hedefe gelme özelliği mevcut. Yine şarjör takma çıkarma genişletilmiş bir şarjör yuvasına sahip. Diğerlerindeki gibi bastın şarjörü az önce çıkıp çekerek çıkarmıyorsun. Atış yaptın diyelim. İki şarjörünü de kullandın. İkinci şarjör burada. Atışını yapacağız. Hemen attık. İkinci şarjörü yerine takmak için yapılmış bir özellik. Yine şurada düşerse müşerse diye yeşil ve kırmızı arpacık ve GES sisteminin ekstradan parçaları verilmiş yedek olarak. Bu da güzel ve hoş olmuş. Sağdan soldan aramak yerine direkt elinde mevcut bulunacak durumda. Yine tabancamızda bir namlu şişe bakayım. Evet, sağ döngülü 6 yivset özelliğine sahip. Bunların bir kısmında da poligonal diye geçen bir yapı var. Bunda normal yivset mevcut. Biraz şuraya yaklaşabilir miyiz? Tabancamızın şurada tam parmağımla gösterdiğim yerde bir kartal kafası işlemesi mevcut. Şu şekilde de GES sistemi var. Şöyle de arpacık sistemi var. Tamam. Tabancamız bu. Şurada da emniyet mandalı şu şekilde. Horoz ayaktayken iki taraflı, çift taraflı emniyet mandalı mevcut, onu söylememiştik. Bastırdığımızda diğer taraftan sol kullanıcı için de aynı şekilde yapılmış bir yapıya sahip. Diğer 14'lülerden ya da diğer Zig'lerden, Yavuz'lardan veyahut da Kronik'lerden farkı şu. Normal 16 tabancadaki gibi çift hareket değil ama en azından horoz ayakta kaldığında şarjör takmadan düşürebilme özelliği yapılmış. Yani diğerlerinde tetik sıktıkça bu aşağı yukarı oynar. Bunda sadece horozu tek seferlik düşürme hakkı tanınmış. Bu da bir avantaj olmuş. Evet, tabancamız bu. Zig 14 özel Inox diye geçen model. Bu tabancamızla ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.